Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte dokun sınıf coğrafyada yine çok lezzetli, çok kolay ve çok keyifli bir konu öğreneceğiz. Zaten ilk iki konu son derece lezzetli. Ondan sonrası da lezzetli ama orada biraz daha böyle üniversite sınavında da çıkabilecek seçici konular olduğu için dikkatli olmamız gerekiyor. Ama şimdi yine keyifli bir şekilde güzel ülkemizden örnekler vererek veyahut da dünyadan örnekler vererek sizlere coğrafyayı niçin öğrenmemiz gerektiğini güzel güzel anlatacağız arkadaşlar. Burada birkaç tane böyle önemli yazarlar, önemli coğrafyacılar, önemli bilim insanları var onları da göreceğiz. Ancak temelinde bugünkü dersimizde yine son derece yumuşak lezzetli kebap bir ders. Şimdi öncelikle neden coğrafya öğrenmeliyiz sorusunun cevabını ben de kendime soruyordum. Diyordum ki ya coğrafya ne işe yarar ki diyordum. Ama gerçekten üniversite sınavına hazırlanırken coğrafyanın ehemmiyetini önemini çok net bir şekilde anladım. Mesela güzel ülkemize baktığımızda Rize'de çok fazla yağmur yağarken deniz kenarındaki Karadeniz'deki Rize'de çok fazla yağmur yağarken Samsun'da öyle değil. Ya da Akdeniz'de Antalya'da çok yağmur yağarken da öyle değil. Peki neden diye merak etmeye başladım. Esasında bunun temel sebebi Allah bir yerden verirken bir yerden alıyor. Yani dağlar denize paralel uzandığında ve dağlar kıyıya yakınlaştığında Rize'deki gibi yağış artıyor. Bol yağışlı, nemli, çok güzel bir iklim oluşuyor. Ve buradaki adamlar çaydan para kazanıyor. Fındıktan, tütünden para kazanıyor. Samsun'un arkası ise dağlar yok. Samsun'un arkası boş. Ama bu sefer de ne oluyor biliyor musunuz? Samsun'un ulaşımı kolaylaştığı için içeriye doğru sanayi, ticaret ve ulaşımla ilerlemeye başlıyor. Aynı şey Akdeniz'de de var. Mesela Antalya'da dağlar deniz yakın olduğu için bol yağış alıyor. Ama Adana'da dağlar denizden uzak bu sefer sanayi gelişiyor orada ulaşım gelişiyor. Bu tarafa baktığımızda ise dağlar kıyıya dik uzanmış. Bu da yine aynı şekilde denizle iç kesim arasında büyük bir sıcaklık farkı olmamasını sağlıyor. Mesela Rize'de insanlar... Hayatın keyfini yaşarlarken oh ne güzel çay oh ne güzel kivi oh ne güzel turunçgiler yetiştiriyoruz derken hemen birazcık arkaya dağların arkasına geçiyorsunuz. Gümüşhane'de yaşam mücadelesi veriyorlar çok soğuk öyle çok fazla tarımsal ürün yetişmiyor. Tarımsal anlamda böyle daha zayıf ürünler yetişiyor, daha ekonomik değeri düşük ürünler yetişiyor. Aynı şekilde bu fark Ege'de yok. Niye? Çünkü Ege'de adam denizden uzak olduğu halde ismini denizli koymuşlar. Niye? Deniz etkisi neredeyse içeri giriyor. Yani Aydın'dan gidiyorsunuz, Aydın deniz kenarı değil ama böyle çok güzel, mükemmel bir iklim var. Dağlar kıyıya dik uzandığı için deniz etkisi giriyor. Şimdi hocam bunu mu işleyeceğiz bugün? Esasen coğrafyayı neden öğrenmemiz gerektiğini göreceğiz ve diyeceğiz ki, "Ha, Samsun bu yüzden gelişmişmiş. Ha, Rize'de bu yüzden çok fazla yağmur yağıyor." Anladım şimdi neden kırklar elinde neden daha fazla yağış var. Çünkü dağlar kıyıya paralelmiş diyeceksiniz. Ve buna bağlı olarak hava durumunu, olayları ve daha da önemlisi yaşamınızı yönlendireceksiniz. Mesela günümüzde çok karşılaştığımız bir şey. Bunu e, bir hocamız hazırladı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Mükemmel bir örnek. Neden mükemmel bir örnek? Ya gerçekten biz şehirleşmeyi yapalım diyoruz. Tamam güzel. Sanayileşme yapalım diyoruz. Ama bakın ne olmuş? Orman faciası. Ormanı katletmişiz. Dolayısıyla buradaki bu arazi boşken ya da bu arazi boşken ya da daha başka bir boş arazi varken neden orman arasını böyle bir fabrika yapılmış? Bu coğrafya bilgisinin olmadığını, doğaya saygı duyulmadığını gösteriyor. Dolayısıyla buna benzer şeyleri çok güzel bir şekilde sizlerle öğreneceğiz. Dersimizde zaten Milliyetin Bakanlığı kazanımlar belirledi. Dedi ki öğrenme çıktılarına göre hareket edeceksiniz dedi. Burada olay Olgu konu kavramları üzerinden coğrafyanın temeline ineceğiz. Çok keyifli, çok basit bir ders olacak. Bir de tabii ki coğrafya biliminin gelişimi hakkında sizlere bilgiler vereceğiz. Bu nedir coğrafya biliminin gelişimi arkadaşlar? Burada söyleyeceğimiz şey şu. Bazı önemli bilim insanları var. İşte ilk çağda, orta çağda, yeni çağda, yakın çağda bunların isimlerini sizlere anlatacağız. Diyeceğiz işte bu adam coğrafyanın babasıdır, bu adam coğrafyanın anasıdır. Ve bunlarla alakalı ezbere dayalı soru üniversite sınavlarına gelmiyor. Ama yazılı sınavlarınıza gelebilirse diye sizlere güzel güzel göstereceğiz. Burada mesela diyelim ki orta çağdan sonra Avrupalılar yeni yollar keşfedecekler. Yepyeni yerler bulacaklar ve bu sayede zengin olacaklar ve coğrafya biliminde de ilerlemenin faydasını görecekler. Esasla coğrafya biliminin en büyük faydasını Avrupalılar görüyor. Nasıl görebiliyor musunuz? Biz şimdi hani İstanbul'u fethediyoruz ya. İstanbul'u fethedince diyoruz ki hoba işte orta çağ bitti. Yeni çağ başladı. Biz çağ açıp çağ kapattık. İşte Asya ile Avrupa'yı birbirine bağladık. Doğu ile batının bağlantısını kestik. Artık dünyanın lideri Türklerdir. Yükselişlerin başlasın diyoruz. Güzel tebrikler hemen alkış alalım harika. Bayrağımızı da asalım çok güzel. Fakat bu onlar için bir son gibiyken onlar için bir başlangıç oluyor. Bizim için de bir son oluyor biliyor musunuz? Nasıl oluyor? Şimdi biz Doğu ile batının... ...bağlantısını kesiyoruz. Nasıl kesiyoruz? Şimdi doğunun ipek, işte baharat gibi değerli ürünleri batıya... ...buradaki ipek ve baharat yollarından geçerken biz yolu kapatınca... ...yani İstanbul'u fethedince adamlar diyorlar ki biz batıdan doğuya... ...yani ipek ve baharata ulaşmak için yeni yerler keşfetmeliyiz. Yeni yollar bulmalıyız. E, coğrafya bilimine çalışalım, coğrafyamızı geliştirelim, pusulayı geliştirelim... ...gemicilikle ilerleyelim, ve yeni yerler keşfedelim diyorlar. Ve yola çıkıyorlar, hop çıkıyor, Amerika'yı buluyorlar. Hop buradan dolaşıyorlar. Ümit burnunu buluyorlar. Hindistan'a ulaşıyorlar. Hop buradan Magellan çıkıyor. Kendi Magellan boğazı verecek adını. Kendi ismini veriyor. Nasıl bir görgüsüzlükse. Neyse şaka diyorum tabii ki. Buradan geçecek dünyanın yuvarlak olduğunu bulacak. Ve adamlar Amerika'yı keşfedecek. Adamlar Afrika'yı keşfedecek. Adamlar Avustralya'yı keşfedecek. Ve oraları sömürecekler. Ve inanılmaz zenginleyecekler ve aynı zamanda bilime daha da fazla katkı yapmaya devam edecekler. Kazandıkları paralarla birazcık helal değil yani onu kabul edelim. Bir sürü insanı katlederek alıyorlar ama kazandıkları paralarla bilime, sanata değer vererek bilimsel anlamda çalışmalara da katkıda bulunacaklar. Dolayısıyla bütün bunları bu dersimizde güzel güzel öğreneceğiz. Anahtar kelimelerimiz var. Sınavda çıkacak kelimeler bunlar. Bunların da ne olduğunu çok güzel bir şekilde birazdan sizlerle paylaşacağız ve temel kabuller var. Temel kabul nedir? Yani siz zaten bunu biliyorsunuzdur diyor Milletim Bakanlığı. Konum, hareket, değişim, dağılış gibi kavramlarla doğa insan etkileşimi gibi temel konuları bildiği kabul edilmektedir. Ben hiç bilmiyor bilmiyormuşsunuz gibi. Hocam dünya yuvarlak mıydı, kare miydi, küp müydü? Diyormuşsunuz gibi sizlere temelden keyifli, basit bir şekilde anlatacağım. Bu konu da zaten basit. Ondan sonra da zaten coğrafya yolculuğumuza güzel güzel ilerleyeceğiz. Hadi bakalım o zaman intromuz girsin, videomuz başlasın. Şimdi niçin coğrafya öğrenmeliyiz? Bir kere mecbursunuz. Dokun sınıfta zorunlu ders. Şaka şaka. Çünkü arkadaşlar insanlar dünya ekosisteminde sıcaklığın çok düşük olduğu yerlerden çok yüksek olduğu yerlere deniz kıyılarından 6000 metre yükseklere kadar çok geniş bölgelerde yaşayabiliyor. Peki bu nasıl başarı insanlar? Mesela bakın şurada dünya fiziki haritasından göstereyim sizlere arkadaşlar. Grönland Dünyanın en soğuk yerlerinden biri. Hani mutlaka duymuşsunuz. Dünya ortası sıcak. Hani güneş ışınları geçen sene 8. sınıfta öğrenmiştiniz. Güneş ışınları geliyor. Buralar dünyanın tombiş göbek kısmı. Buraya sıcak yapıyor. Ama üst taraflara daha uzak kaldığı için, güneş ışınları daha düşük açılarla geldiği için, daha eğik açılarla geldiği için ister istemez de buralar soğuk oluyor. Şimdi bunun soğuk olduğunu biliyor. Zaten burada da belli ki böyle buzullarla kaplanmış. Çok güzel. Bu arada şu çok önemli arkadaşlar. Haritalarda yeşil yerler ormanları, kahverengiler işte dağlık alanları, sarı yerler çölleri falan göstermez. Mesela bakın burası yeşil gözüküyor ama burası bir çöldür. Burası yükseltiye göre belli ediyor. Bunu da ileride öğreneceğiz. Yani yükselti alanlarını gösteriyor. Şimdi dolayısıyla bu yeşil yerler çöl olabilir. Veyahut da bu sarı yerler de ormanlık olabilir. Mesela gerçekten şurası dünyanın en büyük ormanları. Böyle avatar filmi gibi düşünün. Burası Kongo havzası. Ama buraya kahverengi göstermiş. Değil? Biraz yüksek çünkü. Şimdi buraya geri gelelim. Şimdi burada adamlar insan yaşamaz burada. Ama hırslı insanlar yaşıyor. Niye? Çünkü burada madenler var. Buralara insanlar yerleşebiliyor. Ve hatta diyelim ki ekvatorda hani ilk, ilk dersimizde söylemiştik. Yüksek derece sıcaklık azalıyor demiştik. Hatta şöyle bir şey çizmiştik. Demiştik ki dağlardan yukarı doğru çıkıldıkça sıcaklık her 200 metrede 1 santigrat derece azalıyor. O zaman sen 4000 metre yüksekliğinde bir yere çıkarsan ne olur? 4000'i 200'e bölüyorum. Matematiğimi yolmadığı için yavaş yavaş bölüyorum. Fık fık sıfırları götürüyorum. 40 bölü 2 20. 20 derece sıcaklık azalacak bulunduğun yerden. Bolivya'nın başkenti La Paz 4000 metrenin üzerinde bir yerde. Ve sıcaklık gerçekten deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıldığı için bayağı bir azalıyor. Daha da önemlisi basınç azalıyor. Siz Bolivya La Paz kentine yaklaşırken uçak da size özel bir sıvı ikram ediyorlar. Diyorlar ki birazdan basınç düşecek yükseklere çıkıldığı için. Kanama yaşayabilirsiniz. Lütfen bunu içerek inin diyorlar. Eğer burada yaşamaya alışmadıysanız. Dolayısıyla insanlar dağların başında Ekvator'da yüksek yerlerde ya da Grönland'da işte böyle madenler olduğu için farklı farklı yerlerde ya da tehlikesini bildiği halde volkanik arazilerde yaşayabiliyor. Volkanik arazinin ne tehlikesi hocam? Hemen söyleyelim. Volkanik araziler böyle volkan patladığı için yerin içindeki mineraller çıkıyor. Etrafa böyle çok güzel minerallerin olduğu topraklar oluşuyor böyle. Mükemmel topraklar oluşuyor. İnsanlar da buraya nohut ekiyor, muz çıkıyor. O kadar değerli yani. Atıyorum tabii ki öyle bir şey yok da yani çok değerli bir arazi. Çok değerli bir arazi olduğu için de İnsanlar tehlikelerini bilmesine rağmen volkanik arazi yaşıyor. Şimdi işte bütün bunlar esasında coğrafya biliminin insana ne kadar etki ettiğini gösteriyor. Doğa insana etki ediyor, insan da doğayı mahvediyor. Bunu zaten ilk dersimizde öğrenmiştik. İşte coğrafyayı bu yüzden öğrenmeliyiz ki hem doğayı mahvetmeyelim hem de doğadan çok güzel faydalanalım. Yani adam Dangozeil niye Grönland'da yaşıyor? E çünkü oradan maden var. Veyahut da La Paz'daki adam niye 4000 metreye çıkıyor? Çünkü aşağıda çok sıcak. Hakikaten de normalde hatta bu da çok çıkar üniversite sınavlarında onu da söyleyelim. Normalde arkadaşlar dünyada dünyada şöyle bir dağ düşünün. Şuraya da bir mavi renk kalemimiz nerede? Şuraya da bir deniz çizelim. Şuraya da bir deniz çizelim. Yani insan denilen varlık nerede yaşar? Şu deniz kenarında yaşamak ister. Sıcakta dağın başında yaşamak istemez. Gerçekten de Türkiye'de ya da Avrupa'da ya da Amerika'da İnsanlar deniz seviyesine yakın yerlerde yaşamak isterler. Niye? Daha ılıman olduğu için. Ama ekvatoral bölgede yani Kongo havzasında ve Amazon havzasında insanlar dağın başına yaşamak istiyor. Az önce söylediğim La Paz örneği gibi. 4 metrede yaşıyor adamlar. Gidiyorsun ne oluyor ya manyak bunlar diyorsun. Akıllar çünkü aşağısı çok daha nemli çok daha bunaltıcı. Adamlar coğrafyayı öğrenmiş bilmiş demişler ki burada yaşanmaz abi gel dağlara çıkalım. Hatta bizim Karadenizler'de yaylaya çıkıyoruz ya Akdeniz'de. De. Niye? Akdeniz ve Karadeniz'de de hava çok sıcak oluyor yazın. İnsanlar dağlara çıkıyor, yaylalara çıkıyor. Oh be diyor, rahatladık diyor. Ne mazaldı diyor, biraz daha nefes alıp verebiliyoruz diyor. E klima yok. Aşağıdakilerde açıyorlar klimayı, yükleniyorlar. Şimdi dolayısıyla coğrafya bilgisi gerçekten çok çok önemli arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Geldik buraya. Coğrafya ne, nerede, ne zaman, neden orada, neden önemli gibi sorulara cevaplar arıyor. E tabii ki bilim insanları, coğrafyacılar, bilim insanları ve bilim insanları her zaman araştırmacı olması lazım. Her zaman merak etmesi lazım. Mesela diyelim ki nerede? Nerede Akdeniz iklimi görülür diye size üniversite sınavına geldiğinizde mutlaka sorusu olacaklar. Yani i̇klim konusuna geldiğimizde biz de öğreteceğiz sizlere. Niye? Çünkü Akdeniz iklimi deyince insanlar bilhassa Türkiye'deki Akdeniz iklimi işte buralarda bir yerlerde görülüyor. Bizim Akdeniz havzasında görülüyor zannediyor. Yani hani bizim Türkiye şu ya işte Ege Denizi, Akdeniz buralarda Akdeniz iklimi var çok güzel. Hatta İstanbul'da da Marmara tipi Akdeniz iklimi var gibi düşünüyorlar. Halbuki coğrafyayı öğrendiğin zaman bakıyorsun ki Akdeniz iklimi şöyle ekvatoru çiziyorum tamam mı? Ekvatorun 10 üstünde 16 ekvator iklimi var. Biraz çıkıyorsun savan savan savan. Çöl çöl sonra Akdeniz Akdeniz başlıyor. Yani Akdeniz havzasında Akdeniz iklimi görülüyor. Kaliforniya'da Akdeniz iklimi görülüyor. Şili'de görülüyor. İşte Güneybatı Avustralya'da görülüyor. Cape Town'da Güney Afrika'da görülüyor. E demek ki Akdeniz iklimi sadece Akdeniz'e görülmüyor. Demek ki Akdeniz iklimi nerede görüldüğünü bilmemiz önemli. Buralarda da demek ki zeytin, turunçgil, maki olacak. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ya da ne zaman? Mesela diyelim ki bazı yerler deprem riskini çok fazla taşıyor. Bazı yerler taşımıyor. Eğer sen yakın bir zamanda oluştuysan yani üçüncü, dördüncü zamanda oluştuysan Türkiye gibi oba aktifsin, gençsin ve deprem riski taşıyorsun. Gençler sallanır, dans eder öyle değil mi? Ülkemizde genç bir arazi yer aldığı için hop hop sürekli dans ediyor. Yani ne zaman oluştu Türkiye? Yakın bir zamanda oluştu. Genç bir arazi. O yüzden sürekli deprem riski taşıyor. Dikkatli olun, fayatlarına ev kurmayın diyorlar. Ama bazı yerler var ki dünyada çok eski arazi, masif arazi, çok eski, birinci zamanlarda oluşmuş. Oralar yaşlı, sakin, adam duruyor, deprem riski yok, sağlam. Türkiye'de öyle yerler yok mu? Var. Mesela diyelim ki Kastamonu'da ya da Mardin'de buralarda böyle eski araziler olduğu için burada deprem riski yok. Ama şöyle Doğu Anadolu fay hattı, şöyle Kuzey Anadolu fay hattı, şöyle Batı Anadolu fay hattına baktığın zaman buralar genç oluşmuş, yakın zamanda oluşmuş ve ister istemez sallanıyor. Buna benzer bilgileri de yine coğrafyadaki ne zaman sorusuyla bulabiliyoruz. Ve hatta 1816'da mesela Avrupa'da yaz yaşanmamış. Niye Ekotoral bölgede yaşanan bir volkan patlaması sonrasında her yeri kül bulutu kaplıyor ve ister istemez iklimsel bir değişim yaşanıyor. Bunlar gibi soruları coğrafya araştırabiliyor. Hatta yakın bir zamanda daha olmuştu. Ulaşım etkilenmişti. İklim o kadar etkilenmemişti. Ve hatta neden orada diyor mesela. Diyelim ki kayalık dağları var. Ant dağları var. Himalayalar var burada mesela. Himalayalar neden burada? E Allah yaratmış. Tamam doğru Allah yaratmış ama neden burada böyle oluştu? Şimdi buradan tabii ki de ne olacak? Hop Avrasya levhası. Buradan da hop ...Hint levhası sıkıştıracak. Hocam levha nedir diyebilirsiniz. Hemen levhanın ne olduğunu anlatayım. Şimdi normalde coğrafya bilmeyen bir kişi... ...esasında coğrafyanın... ...birazdan göreceğiz coğrafya tarihine gelince... ...coğrafyanın babası olarak adlandırılan bir adam var. Eratosthenes diyen bir adam. Coğrafyanın babası. Annesi kim bilmiyoruz ama... ...bu adamdan daha baba adam kim biliyor musunuz? Alfred Wegener diye bir adam. Adam kıtaların kayması teorisini buluyor ve... E, levha tektoniğini keşfediyor. Yani diyor ki bak kardeşim diyor zeki olun diyor. Bak bunlar birbirini tamamlıyor görüyor musun? Bak puzzle gibi. Bu Afrika Brezilya ile birleşebiliyor. Bu buraya yerleşiyor. Bu buraya yerleş. Bunlar birbirinden ayrılmış. Demek ki hareket ediyorlar. Daha da ayrılacaklar diyor. Adam müthiş bir şey keşfetmiş. Tamam coğrafyanın babasına saygı duyuyorum ama bu da çok önemli bir şey diyor. Gerçekten de yeryüzünün levhalar halinde hareket ettiğini e, keşfediyor. Peki bu ne işe yarar? Hemen göstereyim. şey. şöyle bir boş sayfa arıyorum. Boş sayfa buldum da göstereceğim. Şöyle düşünün. Bakın çok ilginç bir olay bu. Şöyle bir kap düşünün tamam mı? Bu kabın içinde böyle sıcak su var. Fokur fokur sıcak su. Alttan böyle sıcak, sıcak su düşünün. Kaynıyor. Siz bu kabın içine böyle hatta kahverengi yapalım ki daha iyi olsun. Şöyle hatta çok sıcak olduğu zaman da mavi olur böyle ateş. Onu da söyleyeyim bu arada. Bunda fizik dersi öğreneceksiniz. Neyse Tahve rengi. Ha, tahta parçaları koyalım. Bak şimdi şöyle tahta parçaları koydum. Bu tahta parçaları sürekli hareket halinde değil mi? İşte yeryüzü de böyle sürekli hareket halinde diyor. Yani kıtalar sürekli birbirinden uzaklaşıyor. Suyun üzerindeki tahta parçaları gibi hareket ediyor. Ne hareket ediyor hocam? Bu Amerika, Asya, Af hayır hayır. Levhalar hareket ediyor diyor. Bu levhalar da ne biliyor musunuz? Levhanın üzerinde birazcık okyanustan, birazcık da kıtadan parça var. Yani şöyle düşünün. Biz hani diyoruz ki işte şurası Kuzey Amerika, şurası Güney Amerika, şurası Afrika, şurası şöyle işte Avrupa, şöyle Asya falan filan. Avustralya bunlar kıtalar diyoruz ya. Bu tamam doğru. Ama levhalar öyle değil. Levha içerisinde şöyle mesela şurası bir levha. İçinde hem Büyük Okyanus'tan ve Atlas Okyanus'tan bir parça var. Hem de Amerika'dan var gibi düşün. Veya böyle bir şey var sen Buradan da bir parça var, buradan da bir parça var. Bunların üzerinde, bunlar bu tahta parçaları gibi magmanın üzerine hareket ediyorlar. Ve bu hareket sırasında da yeryüzünde depremler yaşanıyor. Mesela sizi korkutmak istemem bu gerçek. Şu anda deprem oluyor. Şu anda yeryüzü sallanıyor. Ama siz hissetmiyorsunuz. Diyorsunuz ki ya işte deprem yok çok şükür Oluyor ama bir iki iki üç üç dört derece hissediyor. Çok hissedilmiyor ama böyle dördü beşi geçtiği zaman Allah'ım ya Rabbim bismillah deprem oluyor diyoruz korkuyoruz. Esasında yeryüzü depremi hissettiği ana biz deprem diyoruz. Normalde sürekli hareket halindeyiz. Sürekli bu kıtalar kayıyor ve sürekli bu hareketlilikten dolayı da dikkatli olmamız lazım. Coğrafya bilimini öğrendiğin zaman diyorsun ki ha ben fay hattına evimi kurmazsam evimi sağlam yaparsam aynı Japonların yaptığı gibi Rahat yaşıyorsun adamlara deprem oluyor bir kişi bile vefat etmiyor. Biz de bunu bileceğiz kendimizi geliştireceğiz cehaletle savaşacağız. İşte coğrafyada cehaletle savaşan mükemmel bir bilim dalı arkadaşlar. Devam ediyorum neden önemli mesela bu da önemli bir soru. Gerçekten coğrafya bazen birçok şeyi önceden keşfetmemizi veya birçok bilimin gelişmesini de sağlıyor. Mesela belki duymuşsunuz tarih dersinde e, Mısır'da takvim bulunuyor. Takvim nasıl icat ediliyor biliyor musunuz? Adamlar coğrafya bilmediği için esasında icat ediyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Nil Nehri diye bir yer var tamam mı? Nil Nehri buradan böyle doğuyor. Afrika'dan doğuyor Afrika'nın içlerinden böyle Mısır'a Akdeniz'e doğru dökülüyor. Tamam çok güzel. Mısır'da yaşayan adamlar hava böyle çok kurakken çok sıcakken yaz iken... Nehir taşıyor. Her yer sular altta kalıyor. Adamlar deliriyor ya inanamıyoruz diyorlar Mısırlılar, Kahire'dekiler. Ya kardeşim havada bir damla su yok. Bir tane bulut yok. Her yer Günlük güneşlik ama nehir taşıyor diyorlar ya. Böyle şey olabilir mi? Bu manyaklık böyle şey olmaz diyorlar. Hava yağmur olduğu dönemlerde ise kışın yani Akdeniz ikliminde kışın yağışı olur. Biliyorsunuz Antalyalılar bilirler. E nehir normal akıyor. Normal sakin sakin akıyor. Ya kardeşim hava yağmurluyken sakin akıyorsun. Hava kurakken deli gibi akıyorsun. Taşıyorsun. Tüm tarlalarımızı sular altında bırakıyorsun. Ne acayip bir nehirsin sen Nil diyorlar. Ve diyorlar ki böyle uğraşılmaz. Biz en iyisi Nil'in taşacağı zamanı bulalım. Ve bir gün Gece oldu gündüz oldu. Gece oldu gündüz oldu. Gece oldu. Ha, kaç defa gece gündüz olduktan sonra nehir tekrar taşıyor diyerek esasında yılı buluyorlar. Sonra da diyorlar ki ha biz takvim bulduk. İşte şu günden sonra yani şu kadar defa gece gündüz olduktan sonra nehir taşacak. Yani yaz gelince nehir taşacak demek istiyorlar diğer türlü. Ve bu şekilde adamlar takvim buluyorlar. Esas olay ne biliyor musunuz? Olayın sebebini söyleyeyim size. Ekvatoral iklim her mevsim yağış alır. En fazla da sıcaklığın arttığı dönemlerde, güneş dik geldiği dönemlerde alır. Hemen üstteki savan iklimi de yazın yağış alır. Yani dünyada esen hatasından genellikle yazın yağış alınır. E şimdi bu adamlar yazın, Akdeniz iklimi yazın kurak. Tamam eyvallah. Akdeniz iklimi yazın kurak olduğu için adam böyle sakin sakin duruyor. Ama Nil Nehri'nin geldiği yer yazın çok yağışlı olduğu için deli gibi sular doluyor. Yani savan ikliminden ve ekotar ikliminden sular doluyor ve nehir taşıyor. Eğer coğrafya bilselerdi boş boşuna takvim bulmayacaklardı diyoruz ve konuyu esprili bir şekilde devam ettiriyoruz. Ve tabii ki coğrafyanın doğal ve beşeri ortamlarla nasıl bir ilişkisi var bunu anlatmıştık hocam. Biliyorsunuz beşeri neydi? Beşer şaşar insan. Zaten doğa insana hizmet ediyor. Allah bizim için yaratmış beşeri faktörlerde doğayı katlediyor. Bizim de özelliğimiz bu maalesef. Fakat şu kesin ki coğrafya her ikisinin birbiriyle etkileşim inceliyor... Yani sadece insanı inceleseydi o zaman ben derdim ki arkadaşlar biyoloji dersine hoş geldiniz. Sadece doğayı da incelemiyor. Doğa ve insan etkileşimi inceliyor. Burası da çok çok önemli. Şimdi gelelim buraya. Coğrafya bilgisine sahip bireyler birincisi tabii ki nedir arkadaşlar yazılılardan yüksek şaka tabii. Coğrafya bilgisine sahip bireyler arkadaşlar doğal ortamdaki unsurları doğal olaylarını bunların insan faaliyetleriyle etkileşimini falan filan bütünsel bir şekilde görebilir. Burada esasında bazı bilgiler var. Bu bilgiler isterseniz gelin örnekle anlatın ders hocanız diye ben de size örnekle göstermeye çalışayım şurada boş sayfadan. Şimdi şu boş sayfayı gösterelim. Şimdi diyelim ki bir tane ne olsun şuraya bir akarsu çizelim bak şöyle bir akarsu çizelim akarsu böyle akıyor. Akan suyu, akarsuyu. Evet, gerçekten güzel esprilerle devam ediyoruz. Şimdi, bu akarsu... ...akarsu... ...normalde insanlar böyle bakıyor, akarsu diyebilir. Ama sen coğrafya bilimini bildiğin zaman diyorsun ki... ...ya kardeşim ben burada... ...tarımda sulama için buradan faydalanabilirim. Veyahut da ben buraya baraj kurabilirim. Eğer hidroelektrik potansiyeli çok fazlaysa... eğimli bir araziden akıyorsa... ...hop diye dağları pat diye... E, ...aralarını kapatıp baraj yapabilirim. Mesela Türkiye'deki akarsular hidroelektrik enerji potansiyeli çok yüksek. Böyle dağların arasından aktığı için hem rafting yapabiliyorsun hem de tak diye set kurduğun zaman oradaki tazikle elektrik üretebiliyorsun. Ama Avrupa'da böyle bir şey yok. Yazık Avrupa'nın hidroelektrik potansiyeli düşük. Ama onlarda da ulaşım yapılıyor. Bizimkine ulaşım yapamıyorsun. Şimdi dolayısıyla tarım, baraj dedik, baraj elektrik üretiriz dedik. Ulaşım... Eğer baraj yapabiliyorsun ulaşım yapma ihtimalin zayıf. Ama diyorsun ki ulaşım riski yok. Önemli değil. Ulaşım şansı yok diyorsun. Rafting yaparım diyorsun. Ben burada turistlere çok güzel bilet satarım. E aynı zamanda Yer şekillerini öğreniyorsun ve daha da önemlisi buraya sanayi tesisi kurabilirsin ama tabii ki doğaya zarar vermeden. Niye? Buradaki sudan faydalanıp sanayide su çok önemli. Yani sen ne üretirsen üret çok fazla su kullanman gerekiyor. Bu da önemli. Peki risk? Risk sel olabilir. Sen buraya bir ev kurduysan ne güzel akarsı kenarında evin var. Hayırlı olsun güle güle oturun. Sel olursa aa, hemen kaçayım buradan. O zaman buraya akarsu yatağına senin kurumuş bir yatakta olsa kesinlikle kesinlikle yarın bir gün su dolarsa diye e, ev yapmaman lazım ama maalesef insanlar bunu yapıyorlar böyle bir risk var. Ve tabii ki coğrafyayı bilen insan bunlardan faydalandığı gibi vatanseverlik bilinci de oluşuyor. Sen güzel ülkemizin esas mesela ben dünyadan birçok ülkeye gittim, gördüm ve şunu anladım gerçekten Türkiye mükemmel bir ülke. Ha insanımız bazı konularda biraz eksik bilgiye sahip. Bazı konularda biraz yanlış tavırlar sergileyip hatalar yapabiliyoruz. Bu doğru birçok konuda birçok ülkeden biraz geriyiz ama bu ülke başka insanlarda olsaymış emin olun dünyanın en önemli ülkelerinden biri olabilecek kadar mükemmel bir araziye mükemmel bir iklime sahibiz yani çay da içebiliyorsun burada hop burada denize de girebiliyorsun burada kayak da yapabiliyorsun burada dünyada hiç olmayan Kapadokya'da var İstanbul zaten tarih harika bir ülke tamam peki sen bunu biliyorsun ama coğrafyayı incelediğin zaman başka başka iklimleri başka başka olayları da gördüğün zaman Türkiye'de aynı anda farklı mevsimlerin yaşanmasını hissettiğin zaman diyorsun ki ya cennet ülkemiz diyorsun asın bayrakları diyorsun ve mutlu oluyorsun gerçekten mutlu oluyorsun vatanseverlik bilgisi açısından da önemli bir de doğal kaynakları daha iyi kullanmamızı sağlıyor coğrafya bilgisi arkadaşlar. Burada çok önemli doğal kaynakları daha iyi kullanmaktan kastınız nedir hocam? Şimdi mesela şöyle dünya üzerinden örnek vereceğim yine. Bakın burada Nijerya diye bir ülke var. Çok güzel bir ülke görüyorsunuz Nijerya. Harika. Dünyada çok fazla demirin çıktığı ülkelerden biri. Burada Japonya diye bir ülke var. Hiç demir falan çıkmıyor, çok az. Madenleri az. Burada da Moğolistan diye bir ülke var. Ne demir çıkıyor ne de böyle gelişmiş bir ülke. Şimdi bu üç ülkeyi incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Çalışan kazanır, elması kızarır. Nasıl? Şimdi Nijerya'da demir çıkmasına rağmen adamlar açlıktan ölüyor. Madenleri işleyemiyor. Coğrafik bilgisi ve teknolojiyi kullanamıyor bir anlamda. E, Japonya'ya bakıyoruz. Madenleri çok az. Mesela petrol de çık bir e, Japonya'da. Buna benzer bir örnek Venezuela'yı görebiliriz. Venezuela dünyada petrol en çok çıktığı ülkelerden biri. Venezuela fakirlik içinde ölürken tabii orada sömürge de var onu da söyleyelim yani. Orada petrolü büyük e, petrol firmaları sömürmüş. Ama sonuçta çok büyük sıkıntı yaşarken Japonya madenleri yok, yeraltı kaynakları yeterli değil ama çok gelişmiş durumda. Dolayısıyla bütün bunları Coğrafya bilgisini kullanarak biz de kendimizi geliştireceğiz. Mesela bazen şöyle şeyler duyuyorum. Diyorlar ki: "Hocam biz eskiden pamuğu ihraç ediyormuşuz." E cahillik, rezillik, çok kötü bir şey. "Ama hocam ihracatımız çok güçlüymüş. Pamuk ihraç ettiğimiz için güçlü." Ya dangoz musun? Sen eğer coğrafyada bilgi eksikliğin varsa bu cümleyi söylersin. Eğer bir ülke hammaddeyi ihraç ediyorsa, yani dışarıya satıyorsa rezil bir ülkedir. Niye? Sen pamuğu gömlek yapıp satamıyorsun? Pamuk olarak dışarı satıyorsun. Demek ki senin fabrikan yok. Sen demiri araba yapıp satamıyorsun. Demek ki araba fabrikan yok. Demiri ham madde. Yani asla bir gelişmiş ülke demiri dışarıya satmaz. Ham maddeyi dışarıya satmaz. ihraç etmez. Bakın dünyada en fazla pamuk Amerika çıkmasına rağmen. Dünyadan en fazla pamuğu da Amerika Bak uyanığa bak. Yani pamuğu çok fazla ürettiği için dünyaya satması gerekirken adam ne yapıyor? Pamuğu işleyip tekstil ürünü çevirdi. Şimdi bir de dünyadan en fazla pamuğu alıyor. Yani dünyadan en fazla pamuğu ithal ediyor. Dış alım yapıyor. İşte bu e, coğrafya bilen bir insan der ki ya biz ne yapıyoruz? Eskiden yani pamuğu ihraç ediyormuşuz. Şimdi ihraç etmiyoruz çok şükür ithal ediyoruz. O zaman biz biraz daha iyiye gidiyoruz der. Yani hakikaten biz Mısır'dan pamuk ithal ediyoruz. Diyoruz ki Mısır'ın pamuğunu alalım. Biz burada gömlek yapalım satalım diyoruz. Bunlar da hep yine doğal kaynakların kullanımıyla alakalı bilgiler. Şimdi buradaki kısmı hızlı geçeceğim arkadaşlar. İnsan etkileri uyumlu mu uyumlu değil mi hemen bakacağız. Şimdi demiş ki aşağıdaki tabloda insanın doğal çevrede yapmış olduğu bazı faaliyetler verilmiş. Yapılan faaliyetlerin doğayla uyumlu olup olmadığını belirtiniz Muhtemelen insan bir şey yaptıysa uyumsuzdur ama yine de bakalım. Su ihtiyacının karşılanması için yeraltı sularının kullanılması dese eyvallah ama aşırı kullanılması için uyumlu değil. Niye aşırı kullanıyorsun? Bunu ilk dersimizde de söylemiştik. Ne demiştik? Oh be dünyamız ne güzel her yer su demeyin. Dünyada emin olun şu kadarcık bile su yok. Çünkü bunların çoğu tuzlu su. Bu tuzlu suyu da normal suya dönüştürmek inanılmaz pahalı. Şimdi geldik buraya. Kurumuş akarsu vadisi boyunca yerleşim alanlarının inşa edilmesi kurumuş akarsu bunu az önce söylemiştik. Oraya sen yerleşim alanı inşa edersen güzel gibi duruyor. Ama kurumuş ama ya sel suları gelirse yeniden akarsu canlanırsa o yüzden uyumlu değil. Enerji ihtiyacının karşılanması için rüzgar santrallerinin kurulması bu uyumlu. Gerçekten de rüzgar santralleri, dalga enerjisi, güneş enerjisi bunlar çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji ve bunları artırmamız gerekiyor. Tarımsal ilaçların aşırı kullanılması sonucunda toprağın kimyasal özelliğinin değişmesi. Aşırı kelimesini gördüğümüzde uyum değil diyebiliyoruz. İnsan zaten ne geldiyse başına bu hep haddi aşmasından gelmiyor mu? Doğada da haddini aşıyor ve doğayı mahvediyor. Sonra doğa da onu mahvediyor. O ayrı mesele. Bitki örtüsünden yoksun ve imli arazilerde ağaçlandırma çalışması yapılması bu güzel bir şey. Ağaçlandırma yapıyorsun. Harika bir şey. Burada şu çok önemli. Burada çok güzel bir e, fake var. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi mesela coğrafya bilmeyen bir öğrenci der ki <laughs> ne kadar güzel ülkemiz. Ülkemize bazı doğa afetleri var. Erozyon ve heyelan. Bunu önlemek için orayı ağaçlandıralım. Tamam erozyon için bu olabilir. Eğimli bir araziysen, sen ağaçlandırırsan erozyonu yavaşlatabilirsin, hafifletebilirsin hatta belki durdurabilirsin. Ama heyelan olan yerde ağaçlandırma yapmak bu üniversite sınav sorusudur bu arada. Ve herkes bunu yanlış yapar. Ben birçok böyle ben biliyorum bu konuyu diyen e, yani bilgili olduğunu düşündüğümüz insanların da bu hata yaptığını gördüm. Heyelan için ağaçlandırma yapmalıyız ya. Ne alakası var kardeşim? Heyelan zaten yağmurun bol olduğu, suyun bol olduğu, ormanın bol olduğu Karadeniz olur. Orayı ağaçlandırmana gerek yok. Sen ağaçlandırmayla zaten heyelanı durduramazsın. Çünkü Helan hop diye o ağaçları da alır götürür. Senin yapman gereken heyelandan kaçmak istiyorsan bu evi buradan taşımaktır. Bu üniversiteye alışmış. Demiş ki işte heyelandan korumak için yapmalıyız? Burayı ağaçlandırmalıyız. Yanlış cevap. Doğru cevap. Evi başka yere taşımalıyız. Yani sen nasıl ağaç dikerek depremi durduramazsan Heylanla da öyle a, heylan ağaç dikimle durdurayım diyemezsin. Bak bunu coğrafya bilmeyen hata yapar. Bunu gerçekten e, ortaokul bilgisiyle yapamazsınız. Ama erozyonda tamam çok doğru. Abi, böyle Hatta böyle dikine yapacaksın ki falan tamam harika. Çünkü erozyon kurak arazi. İç Anadolu'da olur. Güney Anadolu'da olur. Bir anda yağmur yağar. Zaten bitki görsen yoksun. Hop eğimli arazi erozyon toprak yürümez hale gelir. Toprağın zarar görmesidir erozyon. Heylan ise toprağın kaymasıdır. Burada artık cenaze namazları kılınır Allah korusun. Bu heyelan öldürür. Erozyon süründürür yani. Dolayısıyla bunları bilmek lazım. Şimdi ağaçlandırma çalışması yapılması güzel bir şey. Uyumlu şu an için. E, tarım arazilerinde ha hocam heyelanı durdurmuyor diye ağaçlandırmayalım mı? Ağaçlandırın tabii ki de heyelanı durduracak zannetmeyin. Evinizi taşıyın onu demek istiyorum. Tarım arazilerini geleneksel sulama yerine damla sulama sistemine geçirmesi evet uyumlu. Damla sulama güzel bir şey. Geleneksel sulamada suyu israf ediyorsun. Sahil bölgelerinde koruma... Ha bu arada uyumlu değil işaret demişiz. Hemen şurada uyumlu yapalım. Sahil bölgelerinde koruma altındaki doğal yaşam alanlarına turizm tesisinin yapılması. Bu maalesef bizim yaptığımız en büyük katliamlardan biri. Sahil bölgeleri koruma alanı ama para kazanacağız diye, döviz gelecek diye saçma sapan doğayı katlediyoruz. Allah bizi affetsin. Ee, bilmiyorum yani gerçekten bazen e, eskiden gittiğim hani yaşım büyük olduğu için Türkiye'de gördüğüm bazı turistik yerlerin oralara oteller yapıldığını gördüğüm zaman böyle birazcık üzülüyorum. Diyorum ki ya keşke bu döviz girmez olsun bu döviz ülkemize. Kazanmaz olsaydık bu paraları. Çünkü resmen o doğal yaşam alanları bir şekilde turistik tesislerle doluyor. Akarsu tabii dünyanın her yerine var bu rezillik. Onu da söyleyeyim. Akarsu kenarlarına fabrikaların kurulması ve atıkların doğrudan suya bırakılması. E tabii ki bu uyum değil. Bu resmen rezalet. Şimdi geldik coğrafya biliminin gelişimine. Burada size bunu hemen bir sayfada özetleyeceğim. Sonra da hızlı bir şekilde bitireceğiz arkadaşlar. Çünkü çok vaktinizi aldı. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. O, öncelikle onu söyleyelim. Şimdi bir ilk çağımız var. Şöyle çiziyorum bakın şöyle sayfayı. Şuraya ilk çağ çiziyorum. Tamam Buraya ilk çağ çizeceğim. Şuraya yazıyorum. İlk çağ. İlk çağda önemli coğrafyacılarımız var. Sonra ilk çağdan sonra buraya bir orta çağdaki önemli coğrafyacılarımızı yazacağım. Tamam mı? Şöyle hop kırmızıyla orta çağ gösterdik. Sonra birazcık siyahlaşalım. Burada yeni çağdaki coğrafyacılarımıza bakacağız. Yeni çağdaki gelişmelere bakacağız. Bunlar sınavda çıkabilir. Üniversite sınavlarında sorulmuyor fazla. Böyle bir şey görmedim ben üniversite sınavlarında ama dikkatli olmamız lazım. Bir de yakın çağ var. Bir de Türk bilim insanlarını söyleyeceğiz ve burası çabucak bitecek. Şimdi öncelikle ilk çağa baktığımızda az önce demiştik ki coğrafyanın babası var anası yok. Hemen babasını söyleyelim. Erat e, Tostenesti yazılıyor Yunan bir bilim insanı. Zaten Yunanlar ticaret bak coğrafya bilgisinin önemini göstereyim size. Yunanlar buralara koloniler kurarak ticaretle zenginleşiyorlar. Sonra diyorlar ki ya baba biz ne yapacağız? Para çok. Adamlar tiyatro yapıyorlar, felsefe yapıyorlar, olimpiyatlar yapıyorlar, demokrasiyi bulmaya çalışıyorlar. İlk defa güzel edebi şiirler yazıyorlar. E, coğrafya yapacak adamlar. Adamlar zengin, yatış, yatış, para olunca ne yapacaklar? Bilime, sanata veriyorlar kendilerini. Erasotenesi bir adam var. Bu baba diyebiliriz buna. ...ben sizin babanızım diyor Ertuğrul Coğrafya biliminin babası. Sonrasında bir de Strabon diye bir adam var. Bu adamda annesi demeyelim bir erkek. Ama bu adamda Geografika diye bir eser var. Geografia diye. Bu da önemli bir eser. Bak şunlar insan ismi. Şöyle dikdörtgen şalatlarının insan ismi. Bu baba, baba diye bir eseri yok diye. Coğrafyanın babası olarak kabul ediliyor. Coğrafya kelimesini ilk kullanan kişi. Geografi diyor. Ve yerin tasviri. Geo yer, e, rafi de tasvir demek. Coğrafi tasvir ediyorum diyor. Burada çok önemli... Strabon da böyle bir kitap yazacak ve Batlamyus diye bir adam var. Batlamyus bu da yine çok değerli bir e, bilim insanı. Coğrafya kılavuzu diye bir eser yazacak. Bunu hemen şöyle yazıyorum. Coğrafya kılavuzu. Gerçekten yazım çok güzel kusura bakmayın arkadaşlar. Ama burada hızlı hızlı gösteriyoruz. Hocam bunları ezberleyelim mi? Yani muhtemelen sorulmaz. Ama bu Erasotenes'in coğrafyanın babası olduğunu en azından adama saygısız olmasın diye bilelim arkadaşlar. Ayıp yani adam koskoca coğrafyanın babası. Bu tarafa geçiyoruz bak burası önemli. Çünkü orta çağda Avrupa kilisenin baskısı altında rezil bir durum. Hani demiştim ya İstanbul'un fethiyle adamlar uyanıyor. Çok yeni yerler keşfediyorlar, zenginliyorlar. Ama İstanbul'un fethinden önce onlar uyanmıyorlar. Niye? Kilisenin baskısı altındalar. Kalelerin yıkılabileceği öğrenilmemiş daha. Feodaliteden dolayı kalelerin içinde sürünüyorlar. Kilise onlara baskı uyguluyor. Resmen onları eziyor. Onları ezdiği için de bilimsel çalışmalar falan yok. Orta çağda bilimsel çalışmaları bizimkiler yani Müslümanlar yapacak. Kim Müslümanlar deyince sonu böyle... İ ile bitenler. Biruni mesela. Biruni, Kanun el Maksudi diye bir eser yazacak. Ya da Harezmi mesela. Harezmi de yine çok değerli bir bilim insanı. Ya da İdrisi mesela. Bu da yine Müslüman bir bilim insanı. Aynı şekilde İbni Haldun var mesela. İbni Haldun bu da çok değerli bir sosyolog aynı zamanda. Ve Kaşgarlı Mahmud'u da yazmamız lazım. Kaşgarlı Mahmud da yine çok değerli bir ee, aslında bir coğrafyacı değil ama o da Divan-ı Lügat Türk adlı eserinde bir harita da koyacak ve bir ansiklopedik eser olduğu için o da coğrafyaya katkısı var diyebiliriz. Peki Biruni ne yapmış? Kanun el yazdı demiştik. Harezmi kitabı suretiyle Arz diye bir kitap yazacak. Ben de Arapça konuşmaya başladım yavaş yavaş. İdrisi kitabı Ruşen diye bir kitap yazacak. İbn Haldun Mukaddemi'yi yazıyor dedik. Kaşgarlı Mahmut'ta mutlaka duyacaksınız edebiyata geldiğinizde divan lügatü türkü yazacak. Gidecek adam tüm Orta Asya'ya gezecek. Türk edebiyatına ait birçok eseri toplayacak ve bunu kitabın içerisine koyduğu gibi coğrafi bilgilerde koyacak. Geliyoruz yeni çağ. Yeni çağda adamlar uyandı. Yeni çağda adamlar Amerika'yı keşfediyor, Güney Amerika'yı keşfediyor, Afrika'yı keşfediyor, Avustralya'yı keşfediyor. Asya'nın e, ee, Hindistan rahatça ulaşıyor. Gürenland keşfediyor. Böyle adamlar coğrafi kişilerle inanılmaz zenginliyorlar. Peki kimler nereyi keşfediyor derseniz. Bartelmi Diaz diye bir adam var. Bu adam Ümit Burnu'nu keşfediyor arkadaşlar. Ümit Burnu'nu keşfediyor. Devam ediyoruz. Christoph Kolomb var. Bu adam e, Amerika ve ile birlikte tabii ki de Amerika'yı keşfedecek. Aynı şekilde e, kimi söyleyebiliriz? Vasco de Gama var. Tamam Vasco. Gödö Gama diyelim şöyle. Bu adam da tabii ki Hindistan'a ulaşacak. Hindistan'a ulaşması çok önemli. Artık Doğu'yla Batı'nın bağlantısını sağlamış olacak. Bakın coğrafya bilgisi. Abi dümdüz gidersem ben Amerika'ya ulaşırım diyecek. Hop. Daha doğrusu Hindistan'a ulaşırım diyecek. Hop Amerika'ya ulaşacak. Abi ben kıyıları takip edersem ulaşırım diyecek. Hop Ümit burnunu keşfedecek. Hop Hindistan'a ulaşacaklar. Ve bu şekilde e, coğrafya keşifler gerçekleşecek. Ve tabii ki yeni çağda burada şu çok önemli. Bizde Katip Çelebi diye bir değerli bilim insanımız var. Bu Cihan Nüma ve Keşfi Zün'ün gibi çok değerli eserleri var. Yine Evliya Çelebi'miz var. Evliya Çelebi misin mübarek geziyorsun derler ya, işte o da seyahatnameyi yazacak. Aynı zamanda Piri Reis'imiz var. Bu da çok çok değerli bir bilim insanımız. Kitabı Bahriye yazacak ve çok güzel bir harita çizecek. Bir de yine Seydi Ali Reis var. Bu da Miratül Memalik diye bir eser yazacak. Hatta memati Seydali Reisi aklınıza tutabilirsiniz. Burada Miratül Memalik ve Piri Reis'in haritası çok önemli. Burada size sınavda sorabilecekler için şurayı bir turuncu ile yazayım ki alert olsun, uy uyarı olsun size. Şimdi Katip Çelebi'nin Cihan Nüması önemli. Evliya Çelebi'nin Seyahat Namesi önemli. Piri Reis'in e, kitab Kitabı Bahriyesi önemli. Bir de haritası var. Kitabı Bahriyesi önemli. Şöyle. Bir, bunu ekran görüntüsü alırsınız arkadaşlar. Seydi Ali Reis'in de tabii ki Miratül Memalik, Miratül Memalik adlı eser önemli. Yakın çağa baktığımızda ise yakın çağda herkes artık çıldırmış durumda. Burada yakın çağda arkadaşlar ...birincisi adamlar metodoloji gerçekleştiriyor. Metodoloji gerçekleştirmek ne demek hocam? Yani coğrafya artık bir bilim haline getirmeye başlayacaklar ve işte burada çok değerli çalışmalar yapılacak. Mesela Humboldt denen bir adam var. Hatta saat markası duymuş olabilirsiniz. Bu adam e, coğrafya adına fiziki coğrafyayı kuran, fiziki coğrafyayı oluşturan kişi olacak. Ve Kozmoz diye bir eser var. Kozmoz diye bir eser. Bunlar sorulmaz bu arada. Devam edelim. Karl Ritter diye bir adam var. Bu da yine aynı şekilde beşeri coğrafya oluşturacak. Adamlar coğrafya dersini oluşturuyorlar neredeyse. Bir de en önemlisini en başta söylemiştim zaten. Alfred Wegener var. Bu adam arkadaşlar Adam kıtaların kayma teorisini buluyor ya. Ya puzzle'ı çözüyor adam. Yani büyük resmi görüyor. Haritaya herkes bakar. Adam başka türlü bakıyor. Diyor ki ya kardeş bak bunları birleştir diyor. Kıtalar kayıyor diyor. Gerçekten e, hepsini e, Allah rahmet eylesin. Hepsi çok değerli insanlar diyoruz. Geldik buraya. Bir de bizimkiler var. Türkler var. Hemen bayraklarımızı asıyoruz. Lütfen bayraklarımızı asalım. Bizimkilerde ise tabii ki Besim Darkot ilk e, coğrafyacımız. İbrahim Hakkı Akyol yine klimatoloji bilimini inceleyecek. Faik Sabri Duran var. Haritaları hala elimizdedir Atlaslar'ı. Oğuz Erol, Sırrı Erinç bunlar değerli bilim insanlarımız. Şimdi o zaman bu sayfaların esas hepsini bitirdik diyebiliriz. Gerek kalmadı bunları yazmaya. Bunun ilk olduğunu söyledik. İşte Strabon'un geografisini söyledik. Öyle değil mi? Geografiyi söyledik. Batlamyus'un e, enlem ve boylamdan söz ettiğini söylemediysek hemen söyleyelim. Enlem ve boylamdan söz eden ilk kişi olduğunu söyledik. Geldik buraya. Orta çağda adamlar kilisenin baskısı altında eziliyor. Bizimkiler Müslümanlar şov yapıyor dedik. Kanun el maksudi yazalım. Kanun el maksudi. ...Maksudi'yi yaz dedik Bironi. Muhammed İdris'i yine kitabı Roger diye bir kitabı var dedik. Ve aynı zamanda iklim tiplerini veriliyor dedik. İbni Botuta yine e, seyahatnamesi önemli dedik. Bunlar önemli tamam burada geçiyoruz. Bir de İbni Haldun'un mukaddemesi var dedik. Piri Reis bir numara dedik number one. Niye number one? E çünkü kitabı Bahriye yazıyor ve harita çiziyor. Aynı zamanda ilk dünya atlasını yapacak yine Ortelius. Katip Çelebi'nin Cihan Nüma'sı önemli dedik. Burada bir de Evliya Çelebi'yi, Seydeli Reis'i ekledik arkadaşlar. Bu tarafa baktığımızda Humboldt ilkeleri oluşturdu. Fiziki coğrafyanın kurucusu dedik. Ritter, beşeri coğrafyanın kurucusu dedik. Blach, bölgesel coğrafyanın kurucusu dedik. Sauer'de yine tarımsal kökenlere dağılımlar diye kitabı var. Kültürel coğrafyadaki son gelişmeler diye bir makalesi var. Bu metolojiyi oluşturdu dedik. Dersimizi bitirdik. Güzel dünyamız ve muhteşem ülkemizi daha iyi tanımak ve daha iyi anlamak için coğrafya dersini öğrenmeliyiz diyoruz. Arkadaşlar bu arada 9. sınıf e, Dinamo setimizin içerisinde yer alan edebiyat tarih coğrafyalardan coğrafyayı mutlaka güzel güzel çözmenizi isteyeceğiz. Dinamo sete ulaşın. Hadi bakalım hepinize şimdiden e, coğrafya yolculuğumuzda başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere.